Eşimi genç yaşta kaybetmiştim. Tek bir kız çocuğum olduğu için yeniden evlenmeyi hiç düşünmedim. Geçimimi evlere temizliğe giderek sağlıyorum. Ağır bir iş olsa da kazancı güzel. Bu sayede kızıma bakabiliyordum. Komşularımın aracılığı ile zengin bir eve düzenli olarak gündeliğe gidecektim. İlk günümde sabah güneş doğmadan kalktım. Hemen güzel bir kahvaltı hazırladım. Çay demlenip vakti gelince ilkokul 4. sınıfa giden kızımı uyandırdım. Uyku mahmuru yatağından zar zor kalkan Elif'e kahvaltısını yaptırıp hazırlandıktan sonra okula yolladım. Ve ben de ilk günden geç kalmamak için alel acele giyinip çıktım. Yeni başlayacağım ev şehre oldukça uzaktı. Gitmek için iki vesait değiştirmem gerekiyordu. Eve vardığımda gözlerime inanamadım. Evden çok koca bir konağa benzeyen son derece lüks bir yerdi. Hemen vakit kaybetmeden kapıyı çaldım. Kapıyı genç bir kadın açmıştı. Kendimi tanıttım ve içeri girdim. Öğrendiğim kadarıyla kapıyı açan genç kadın evin sürekli yardımcısıydı. Evde sürekli olarak çalışan ve çeşitli işlere bakan birkaç kişi daha vardı. Ben ise haftada birkaç gün gelip onlara yardımcı olmam için tutmuşlardı. Yapacağım işleri göstermeleriyle birlikte vakit kaybetmeden işe başladım. Bu büyük evde Semih Bey, Semih Bey'in hanımı Mine Hanım, Semih Bey'in annesi Şevval Hanım ve eşi Cüneyt Bey'den başka yaşayan kimse yoktu. Yardımcılar sabah gelip akşam gidiyorlardı. Zaman geçtikçe evin gelini Mine Hanım'la samimiyetimiz ilerledi. Benim yaşlarımda hanım bir kadındı. Uzun yıllardır evli olmalarına rağmen bir türlü çocukları olmuyordu. Kayınvalidesi ve Mine Hanım'ın arası oldukça soğuktu. Seval Hanım mecbur kalmadıkça Mine Hanım'la konuşmuyordu bile. İlk önce bunu Mine Hanım'ın çocuğunun olmamasına bağlamıştım ama sonradan öğrendiğime göre daha başından beri oğlunun Mine Hanım'la evlenmesini istememişti. Semih Bey aile işinde çalıştığı için hala maddi olarak ailesine bağlıydı. Mine Hanım'ın tüm çabalarına rağmen kocası ayrı bir eve çıkmayı kabul etmiyordu. O gün yine erkenden eve gidip akşam üzerine kadar çalıştım. En son Mine Hanım'ın odasını temizlemeyi bitirince durup odaya son bir kez baktım. Salon kadar geniş bir yatak odası, içindeki eşyalar bile yeni bir evi almaya yeterdi. Bunca lüksün içinde böyle bir yalnızlık ve mutsuzluk. Mine Hanım için üzülmüştüm. Ben tek göz odamda kızımla mutluydum. Oysa koca bir ev ve lüksün içinde mutsuzdu. Tam odadan çıkmak üzereydim ki Mine Hanım odaya girdi. Söylediğine göre tüm eski eşyalarını, giysilerini ayırmış. Mine Hanım evdeki diğer hizmetliler kayınvalidesinin sözünden çıkmadığı için hiçbirini sevmezdi. Bu yüzden hiçbirine günahını bile vermezdi. Hazırladığı koca bir bavul eşyayı önüme bıraktı. Al bunları, beğendiklerini giyersin, beğenmediklerini de konu komşuya dağıt dedi. Bavulu hafifçe açıp içine baktım. Ağzına kadar yeni elbiselerle doluydu. Hanımım, bunların hepsi yeni. Bana vermek istediğinize emin misiniz dedim. Kayınvalidem geçen alışverişe çıkmış. Sözde beni de düşünüp bir şeyler almış. Ne kadar koyu renkli, kapalı giysisi varsa giymeyeceğimi bile bile doldurup gelmiş. Bak, eğer beğenmezsen dağıt gitsin. Eşyalara bir kez daha baktım. Aslında son derece güzel ve kaliteli şeylerdi ama Mine Hanım'ın yaşına göre biraz ağır ve sade kaçıyordu. Seval Hanım'ın beni görmesinden ve laf işitmekten korkuyordum. Onun dışarıda olmasını fırsat bilip oyalanmadan evden gittim. Evime gidince bavulu açtım ve tüm giysileri çıkardım. Bavulun içi benim gibi bir insanın hayatı boyunca alamayacağı marka giysilerle doluydu. Koca bir dolabı doldururdu. Eşyaları tek tek çıkarmaya, bedenime uyanları ayırmaya, uymayanları da komşularıma vermek için kenara koymaya başlamıştım. İşimin bitmesine yakın bavulun dibindeki beyaz ipten şal dikkatimi çekti. O kadar güzeldi ki sanki ellerimden kayıyordu. Böyle bir şal benim bir aylık kazancıma denk olmalıydı. Mine Hanım'a ne kadar teşekkür etsem azdı. Beni düşünmüş, mutlu etmişti. İşim bitince
Hemen yakın komşularıma seslendim. Bir süredir çalışmaktan onlarla bir araya gelememiştim. Hele ki bu eve başladığımdan beri çok az boş günüm kalmıştı. Güzel bir çay demledim. Bir yandan sohbet ediyor, bir yandan da komşularıma onlar için ayırdığım giysileri gösteriyordum. Onlar da kendilerine uygun olanları seçiyor, hayranlıkla inceliyorlardı. Komşulardan biri, "Kız şunlara bak, bazılarının etiketi bile üstünde, nasıl verdiler sana bunları?" Diğer komşum, "Biliyorum ben o evi, çok zengin bir aile onlar, hatta Karun gibi zenginler. Ama hanımına pek iyi demiyorlar." Şaşırmış bir şekilde, "Nasıl yani, Mine Hanım'ın ne kötülüğünü görmüş insanlar." "Mine Hanım değil, kayınvalidesi Sevel Hanım için iyi demiyorlar. Biraz dengesiz, tuhaf bir kadınmış." Bu sefer şaşırmamıştım. Sevel Hanım'la pek bir samimiyetim yoktu ama ondan ben bile çekiniyordum. Yine de ekmek yediğim eve nankörlük edecek değildim. Öyle bir şeyin olmadığını, Sevel Hanım'ın iyi birisi olduğunu, insanların kıskançlığından dedikodu yaptıklarını söyleyerek konuyu kapattım. Komşular sonunda gitmiş, geriye kendime ayırdıklarımdan başka eşya kalmamıştı. Elif'le akşam yemeğimizi yiyip kızımı güzelce yıkadım ve erkenden yatırdım. Evin sessizliğinden istifade kendi işlerimle uğraşmaya daldım. Başkalarının evini temizlemekten kendi evimle ilgilenemez olmuştum. Saate baktığımda saat gece yarısını geçiyordu. Yorgunluktan bayılmak üzereyken kendimi yatağıma bıraktım ve derin bir uykuya daldım. Yine sabah 5 gibi uyandım. Hemen kahvaltıyı hazırlayıp çayı demledim. Elif'i uyandırıp üzerini giydirdim. O kahvaltısını ederken akşamdan astığım çamaşırlarımı topladım. Saat 7 gibi Elif'i servisine bindirdim ve arkasından işe gitmek için evden çıktım. Eve vardığımda bahçedeki cam kırıkları dikkatimi çekti. Salonun camları aşağıya inmişti. Ne olduğunu anlayamadım ama evde uğursuz bir hava vardı. İçim ürpermişti. Hemen üzerimi değiştirip temizlik yaparken giydiğim eski giysilerimi üzerime geçirdim ve cam kırıklarını toplamaya başladım. Saat henüz çok erkendi. Diğer yardımcılar gelmemişti. İşimle uğraşırken bir ara Mine Hanım'ı gördüm. Elinde koca bir bavulu hırsla sürükleyerek dışarı çıkarttı. Ağlamaktan gözleri kan çanağı gibi olmuştu. Etrafa bakınan Mine Hanım boğazını temizledi ve şoför hala gelmedi mi diye sordu. "Yok hanımım ama birazdan gelir. Siz iyi misiniz?" dedim. Ama Mine Hanım cevap vermedi. Bavulunu bahçenin çıkışına sürükledi. Üzerine oturdu ve şoför gelince yine bir şey demeden binip gitti. Topladığım camları çöpe dökmek için kalkmıştım ki kırılmış salon camından dışarıya bakan Sevel Hanım'ı gördüm. Öyle bir bakışı vardı ki içimi ürperti kaplamıştı. Gece hiçbir hizmetli yatılı kalmadığı için kimse neler olduğunu bilmiyordu. Ben de tüm gün sesimi çıkarmadan işime baktım. Temizliğimi bitirdim. Gitme zamanı gelince Sevel Hanım beni bir köşeye çekti. Mine Hanım'ın ailesini ziyarete gittiğini, döndüğünde hareketlerime dikkat etmemi bir yardımcı olarak evin hanımıyla gereğinden fazla samimiyet kurmamamı, kendime çeki düzen vermemi söyledi. Öyle sert bir ses tonuyla konuşmuştu ki kendimi dayak yemiş gibi hissetmiştim. Mine Hanım'ı daha iyi anlamıştım. O kadar yalnız ve çaresiz hissediyordu ki benimle olan arkadaşlığına bile müdahale edilmişti. Sevel Hanım, Mine Hanım'ın döneceğinden emindi. Oysa ki içimden bir ses artık onun bu eve dönmeyeceğini söylüyordu. Hiçbir şey söylemedim. Cevap dahi vermedim. Elim ayağım titreyerek evden ayrıldım. Olanlar sinirimi bozmuştu. Ekmek paramı kazanıyor, işimi aksatmıyordum ama kimse benimle bu şekilde konuşamazdı. Zengin olması beni ezebileceği anlamına gelmiyordu. Eve döner dönmez Sevel Hanım'ı aradım. Telefonu diğer yardımcılardan biri açtı. Lafı uzatmadan artık orada çalışmak istemediğimi, işi bıraktığımı söyledim ve telefonu kapattım. Üstümden bir yük gitmişti. Rahatlamıştım. Artık o evin huzursuzluğunu, ağırlığını çekmek istemiyordum. Tek üzüldüğüm nokta Mine Hanım'dı. Umarım o da kendi yükünden kurtulur, huzur bulurdu. Artık haftada birkaç boş günüm vardı. Kızımla ve evimle daha rahat bir şekilde ilgilenebiliyordum. O gün
Yakın bir akrabamın mevlidi vardı. Normalde Seval Hanım'ın evine gittiğim için mevlide katılmayacaktım ama artık işi bıraktığım için vaktim vardı. Uzun zamandır akrabalarımla görüşmemiştim ve bugün hepsi orada olacaktı. Beni kötü görmelerini istemiyordum. Eşimi kaybettiğimden beri hiçbiri bana destek olmamış, arayıp sormamışlardı. Tek başıma ayakta kalabildiğimi, onlara minnet etmediğimi görmeliydiler. Sağ olsun Mine Hanım'ın verdiği giysilerden birini seçtim. Ve yine Mine Hanım'ın verdiği beyaz ipek şalı taktım. Şalın etiketi bile çıkarılmamıştı. Üzerimde ışıl ışıl parlıyordu. Elif okulda olduğu için o dönmeden gidip gelmeliydim. Yıllar sonra eski mahalleme dönmüştüm. Eşim vefat ettiğinde buradan taşınmış bir daha da dönmemiştim. Akrabalarımın evine vardığımda herkes çoktan toplanmıştı. Beni beklemedikleri her hallerinden belliydi. Sahte gülüşleriyle beni selamladılar. Düzgün giyindiğim iyi olmuştu. Hepsi bozulmuştu ve baştan aşağıya beni süzüyorlardı. Her şeye rağmen mevlüt sahibi teyzemi severdim. İyi bir kadındı. Çocukları gibi haset ve sinsi bir kadın değildi. Mevlüt boyunca dualar edildi. İlahiler okundu, yemekler yendi ama neden bilmem benim içimde bir sıkıntı vardı ve bu sıkıntı dakikalar geçtikçe artıyordu. Sanki birisi boğazımı sıkıyor, nefes almamı engelliyordu. Duvarlar üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. Tüm sesler ve insanlar beni rahatsız ediyordu. Sonunda dayanamadım. Hemen alel acele kalktım. Teyzemden özür diledim ve çıkıp gittim. Yol boyunca hayal dünyasında gibiydim. Başım dönüyordu. İnsanlar üstüme üstüme geliyordu. Eve varana kadar zor dayanmıştım. Eve varır varmaz ipek şalı boynumdan parçalarcasına söküp atmıştım. Sanki onu taktığımdan beri boğazımı sıkıyordu. Elif okuldan gelmişti. Onunla bile ilgilenememiştim. Tüm gün sıkıntım, nefes darlığım, kalp çarpıntılarım devam etmişti. Sonunda dayanamadım ve erkenden kendimi yatağa attım. Tüm gece huzursuz, korkunç bir kabusun içindeydim. Sabaha kadar uykumda debelenmiş, dönüp durmuştum. Sabah gözlerimi açtığımda son derece yorgun ve bitkindim. Bugün hafta sonu olduğu için çok erken kalkmam gerekmemişti. Elif kendi başına kalkmış, beni uyandırmamıştı. Hemen hızlıca kahvaltıyı hazırlayıp Elif'in karnını doyurdum ama benim bir lokma yiyesim dahi yoktu. Elif'i komşunun çocuklarıyla oynamaya yollayıp odama kapandım. Yataktan kalkmak, hiçbir iş yapmak istemiyordum. Tüm gün yatağımda kan ter ve sıkıntı içinde dönüp dururken bir ara içeriden gelen bir ses dikkatimi çekti. Elif geri dönmüş olamazdı. Çünkü anahtarı yoktu. Kapıyı çalmamıştı. Elif'in sesini duyduğuma emindim. İçeriden, odasından sesi geliyordu ve sanki birileriyle konuşuyor gibiydi. Hemen yerimden kalkıp odamdan çıktım. Elif'in odasının kapısı kapalıydı. Biraz durup kulak kabarttığımda emin oldum. Elif içerideydi ve biriyle konuşuyordu. Ne olduğuna bakmak için hafifçe kapıyı araladım. Elif yerde oturmuş bir adamla oyun oynuyor. Ona bebeklerinden bahsediyordu. Adamın sırtı dönüktü. Bunu gördüğüm anda korkudan kanım dondu. Dehşetten kas katı kesilmiş bir şekilde zor bela kimsin, kimsin diyebildim. Beni gören Elif mutluluktan gülümseyerek anne bak babam geldi dedi. Arkası dönük bir şekilde yerde oturan adam arkasını döndü. Avazım çıktığı kadar Elif, Elif diye haykırıyor, kızımı yanıma çağırıyor. Onu buradan çıkarmaya çalışıyordum. Çünkü dediği gibi o adam 3 yıl önce ölen kocamdı. Tıpkı onu trafik kazası sonrası morgda gördüğüm gibiydi. Paramparça olmuş yüzüyle bana bakıyor mutlu bir şekilde Aysel ben geldim diyordu. Yaşadığım şok tüm bedenimi ele geçirmişti. Boğazım yırtılırcasına çığlıklar atıyordum. Sonunda daha fazla dayanamadım ve olduğum yere yığılıp kaldım. Bedenim kendini bırakmış, her şey kararmış, bilincimi yitirmişken ısrarla çalan kapının sesiyle kendime geldim. Sersemlemiş bir şekilde yerimden doğrulduğumda odada kimse yoktu. Şaşkınlık ve korku içinde gidip kapıyı açtım. Karşımda
Korku dolu gözlerle bana bakan Elif ve evine gittiği komşu vardı. Komşum beni görünce rahatlamış bir ifadeyle, "Aysel, sabahtan beri kapıyı pencereyi aşağıya indirdik. Defalarca aradık. Sen neredesin? Aklımız çıktı," dedi. En az onlar kadar ben de şaşkındım. Daha birkaç saniye önce kabusu yaşarken, şimdi kızım karşımda, evine gittiği komşuyla beraber bana ulaşamadıklarını söylüyorlardı. Gerçekten kabus görmüş olmalıydım ama Elif'in odasında ne işim vardı? Acaba uykumdan kalkıp yürümüş müydüm? Elif korkmasın diye uyuyakalmışım, duymadım dedim ama kafam karışmıştı. İçimdeki sıkıntı ve korku bir türlü geçmiyordu. Halsiz bir şekilde hemen akşam yemeğini hazırladım. Kendi derdimden kızımla bile ilgilenememiştim. Elif'e yemeğini yedirip ödevlerini yaptırdıktan sonra erkenden yatırdım. O kadar kötü bir durumdaydım ki daha fazla ayakta kalamayacaktım. Sanki ruhum bedenimden çekilmişçesine halsiz ve kötü hissediyordum. Yine huzursuz ve kabuslarla geçen bir gecenin sonunda yerimden dahi kalkamıyordum. Sabah Elif odama gelip durumumu gördükten sonra kahvaltısını kendi başına etmişti. Değil kahvaltı hazırlamak, yerimden bile kalkamıyordum. Günün ilerleyen saatlerinde yakın komşularım beni ziyarete gelmiş, ellerinden geldiğince yardımcı olmuş, akşam yemeği bile hazırlamışlardı. Tüm günümü yataktan çıkmadan bitap bir halde geçirmiştim. Gece olup gözlerimi yumduğumdaysa asıl kabusum başlamıştı. Gecenin karanlığında zorlukla daldığım uykumun arasında ilk önce üstümde bir ağırlık hissettim. Uykuma devam etmeye çalışırken kesilen nefesimle kendime geldim. Gözlerimi açtığımda üzerime çökmüş, devasa ağzını kocaman açmış bir yaratık. Bir yandan boğazımı sıkarken bir yandan da suratıma karşı deliler gibi bağırıyordu. Gördüğüm şeyin şokuyla gözlerim fal taşı gibi açılmış, ben de korkudan ve dehşetten deliler gibi bağırmaya çalışıyor. Sıkılan boğazım ve kesilen nefesim yüzünden çıtım dahi çıkmıyor, üzerime çöktüğü için yerimden dahi kımıldayamıyordum. Bana asırlar gibi gelen işkencenin sonunda son nefesimi verircesine kendimden geçtim. Ta ki Elif sabah olup okul için beni uyandırmaya gelene kadar kanter içinde sıçramıştım ama yine yerimden doğrulamıyor, kalkamıyordum. Vücudum beni dinlemiyordu. Sanki bir ton ağırlığındaydım. Benim küçük kızım kendi çabalarıyla okula hazırlanmış giderken de beni kontrol etmesi için anahtarları alıp karşı komşuma bırakmıştı. O kadar üzülmüştüm ki hayatımda ilk kez bu kadar çaresizdim. Ne kadar hasta olursam olayım asla annelik görevimi ihmal etmemiştim ama bu hastalık normal bir rahatsızlık değildi. Beni kontrol etmeye gelen komşumun yardımıyla yerimden kalkmayı başardım. Bir taksi çağırdık ve beraberce hastaneye gittik. Öyle kötü bir durumdaydım ki evden çıkıp taksiye binmekle enerjim bitmiş, beni taksiden indirip tekerlekli sandalyeye oturtmak zorunda kalmışlardı. Ağır durumumdan dolayı acildi ki kısa bir bekleyişin ardından hemen muayene odasına alındım. Tüm gün süren testler sonucunda hiçbir şey çıkmamıştı. Doktorlar birkaç test daha yapacaklarını söyleyerek yatış verdiler. O gece için hastaneye yatırıldım. Son testler de yapıldı. Doktorlar kaslarında bir sorun olabileceğini söyleyerek bir sürü ilaç vererek beni taburcu ettiler ama içim hiç rahat değildi. Takılan serumlar ve verilen ilaçlar sayesinde kendi başıma zar zor yürüyerek taksiye binebildim. Komşum beni hiç yalnız bırakmamış, ben hastanede yatarken de kızımla ilgilenmişti. Odama gelip yine yatağıma uzandım. Bu oda son yaşadığım kabustan sonra tüylerimi diken diken ediyordu. Evin dışındayken kendimi biraz olsun iyi hissetmiştim ama odama girer girmez o korkunç huzursuzluk yine yüreğimi karartmıştı. Yattığım yerden gözüm şifonyerin üzerine attığım beyaz ipek şala takıldı. Onu boğazımdan söktüğümde oraya fırlatıp atmıştım ve o günden beri hala orada duruyordu. Günler bu şekilde geçmeye devam etti. İlaçlarımı kullanıyor, hastaneye gidip geliyordum. Durmadan yeni testler yapılıyordu ama durumumda hiçbir ilerleme yoktu. Tüm günümü yatakta geçiriyor, Elif'le hiç ilgilenemiyor,
karnımızı komşumuzun getirdiği bir kap yemekle doyuruyorduk. Artık yerimden kalkamadığım için de çalışamıyor, az biraz kenara koyduğum para da günden güne eriyordu. Bir gün komşum yine bir kap yemek getirmişken durup bana acı dolu gözlerle uzun uzun baktı. "Aysel, yanlış anlama ama senin durumunun doktorluk olduğuna inanmıyorum. Bu işte bir iş var," dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. "Nasıl yani?" diye sorduğumda, "Bence bir hocaya gitmeli, ilim irfan sahibi birine danışmalıyız," dedi. Söylediğine ilk önce şaşırsam da biraz düşününce aklıma yatmıştı. Haftalar geçmişti ama durumumda hiçbir ilerleme yoktu. Sorunumun ne olduğunu dahi çözememişlerdi. "Olur, gidelim," dedim. Kabul etmeme sevinen komşum, "Tamam," dedi. "Karnını güzelce doyur, güzel bir uyku çek. Yarın Elif okula gider gitmez çıkacağız," dedi. Komşumun getirdiği yemekten birkaç kaşık aldım. Oysaki artık ağzıma attığım her bir lokma zehir gibi geliyordu. Geceleri değil uyumak, gözümü kapatmaya bile korkar olmuştum. Saat iyice geç olmuş, Elif çoktan uyumuştu. Ben de uyumaya, biraz olsun dinlenmeye çalışıyordum. Bir ara bacaklarımda karşı konulmaz bir kaşıntı hissettim. Yerimden kımıldamakta zorlansam da kendimi zorlayarak kaşınan yere uzandım. Tüm gücümle önüne geçemediğim bir şekilde kaşınmaya başladım. Bu istek bir türlü geçmiyordu. Bir türlü kaşıntı bitmiyordu. Bitmek bir yana tüm vücuduma yayılmıştı. Vücudumun her yerini deliler gibi kanatırcasına kaşımaya başlamıştım. Bir ara elime bir ıslaklık geldiğini hissettim. Elimi çekip baktığımda donup kaldım. Elim kanla karışık, balçık çamur benzeri bir şeye bulanmıştı. Ellerim titreyerek üzerimden yorganı attım. Yorganı kaldırmamla uçuşan binlerce sinekle birlikte korkunç geniz yakan bir koku havaya karışmıştı. Dehşetle titriyor, gözlerimden taşarcasına akan yaşlara engel olamıyordum. Vücudum sanki çürümeye başlamış, kaşıdığım her yer kanla karışık, kara çamura benzeyen iltihap akıyordu. Tüm gece gözümü dahi kırpmadan sabaha kadar ağlamıştım. Sabah komşum gelip Elif'i okula yollamış, beni o halde görünce hemen koşup gelmişti. Beni teselli etmeye çalışarak ilk önce banyoya soktu. Sıcak suyla rahatlamamı sağlayarak güzelce yıkanmama yardım etti. Ardından da acısından dokunulmayacak hale gelen yaralarımı güzelce pansuman yapıp sardı. Komşularımın hepsi çok iyi insanlardı ama özellikle Firdevs abla herkesin sahip olmak isteyeceği candan bir dosttu. O da benim gibi doldu. Yaşça benden daha büyüktü. İki oğlu da evlenip gitmiş, rahmetli kocasından kalan emekli maaşıyla geçinen kendi halinde orta yaşlı bir kadındı. Firdevs abla beni güzelce giydirip "Hadi bakalım gidiyoruz," dedi. Bense öyle üzgün ve vazgeçmiş bir haldeydim ki hiçbir şey yapmak, hiçbir yere gitmek istemiyordum. Sadece yatağıma girip ölümü beklemek istiyordum. Ne kadar istemediğimi söylesem de Firdevs abla beni dinlemedi ve resmen koluma girip beni sürüklercesine evden çıkardı. Kapıya çıktığımızda büyük oğlu dışarıda bizi bekliyordu. Firdevs abla durumu büyük oğluna haber vermiş, o da izin gününde olduğu için arabasıyla bizi almaya gelmişti. İkisinin de yardımıyla güç bela arabaya oturdum. Hareket etmek bile canımı son derece yakıyordu. Sonu gelmeyecekmiş gibi görünen uzun ve yorucu bir yolculuğun sonunda adını bile bilmediğim dağ başında bir köye gelmiştik. Köy o kadar tenha ve nüfusu azdı ki kalan birkaç hanenin neden gitmediğini anlayamamıştım. Eski püskü, yıkık dökük evler arasında genişçe bir bahçeye sahip insanı ürküten büyükçe harabe bir evin önünde durduk. Firdevs ablanın yardımıyla arabadan çıktım ve onun koluna girerek kapıya kadar gittim. Oğlu bizden birkaç adım önde kapıya varmış, eğrelti duran kapıyı çalmıştı. Kapı o kadar emanet duruyordu ki birkaç darbeyle etraf toz içinde kalmıştı. Sanki o kapı yıllardır hiç açılmamıştı. Bekliyorduk ama kapıyı açan kimse yoktu. Durumdan rahatsız olduğu her halinden belli olan Firdevs ablanın oğlu, "Anne, hani geleceğimizden haberleri vardı, kimse yok," dedi. Firdevs ablayla birlikte kapıya kadar geldik. Firdevs abla
bir yandan beni tutarak bir yandan da telaşlı telaşlı kapıyı yumrukluyordu. Firdevs abla, haberleri var. Tam zamanında geldik diye söylenirken sonunda kapı açıldı. Yaşlı bir kadın kapıyı açmış, ne istiyorsunuz dercesine nemrut bir şekilde bize bakıyordu. Kapının açıldığını gören Firdevs abla hemen toparlanıp Memduh Hoca bizi bekliyordu. Geleceğimizden haberi var dedi. Nemrut yüzlü, yaşlı kadın bizi baştan aşağıya süzdükten sonra hiçbir şey demeden kenara çekildi. İçeri girmemize izin verdi. İçerisinin de dışarıdan farkı yoktu. İki göz odadan oluşan ev her yeri rutubet ve pislik içindeydi. Bu insanlar burada nasıl yaşıyorlardı anlamıyordum. İçerideki ağır rutubet kokusu ciğerlerimi yakmıştı. İnsan burada hasta olurdu. Kara kapılı odanın önüne gelince kadın kapıyı çalıp destur istedi ve ardından kapıyı açtı. Biz içeri girerken Nemrut kadın dışarıda kalmış, kapıyı üzerimizden kapatmıştı. Odanın tüm perdeleri kapatılmış, hafif bir aralıktan loş bir ışık sızıyordu. Başka ışık kaynağı da yoktu. Görebildiğim kadarıyla Memduh Hoca çok yaşlı bir adamdı. Odanın ortasında büyükçe bir minderin üzerine oturmuş, önündeki tepside duran içi su dolu çanağa hareketsizce bakıyordu. Adamı görür görmez içimden geçen, bu adamın kendine bile hayrı dokunmaz, bana nasıl yardım edebilir ki oldu. İçimden geçirdiğim bu düşüncenin üzerine sanki Memduh Hoca beni duymuşçasına boğazını temizleyip bana baktı. Elimizden geleni yaparız evladım, sen gönlünü ferah tut dedi. Bunun üzerine öyle utanmıştım ki başımı öne eğip sesimi dahi çıkarmadım. Firdevs ablanın yardımıyla zar zor yere hocanın önüne oturdum. Firdevs abla da yanıma oturdu. Oğluysa az ileride kanepeye oturmuş, bizden uzakta bizi izliyordu. Hoca bize hiçbir şey sormadan ya da söylemeden bana elini uzattı. Benden bir şey bekliyordu ama ne beklediğini anlamıyordum. Kısa bir bekleyişin ardından elini ver dedi. Tereddüt içerisinde hocaya elimi uzattım. Onun yaşında birinden beklenmeyecek bir çeviklikle elimi tutup küçük bir iğneyi parmağıma saplaması bir olmuştu. Kanayan parmağımdan akan kanı iyice sıkıp önünde duran çanağı akıttı ve elimi bıraktı. Canım yanmıştı ve şaşkındım. Hocanın amacını anlayamamıştım. Hoca bir kibrit çakıp önündeki çanağı ateşe verdi. Cübbesinin içinden çıkardığı ne olduğunu anlayamadığım birkaç şeyi de için için yanan ateşin içine attı. Çanağın içindekini susamıştım ama su alev almazdı. Ne olduğunu da anlayamıyordum. Ağzımı açıp bir şey soracak oldum ama Firdevs abla beni konuşmamam için hemen dürttü. Hoca uzun uzun yanan aleve anlamadığım bir dilde fısıldadı ve sonunda bana bakıp kızım dedi. Bir büyü görüyorum. Büyük bir nefretle yapılmış. Ağzım açık kalmıştı. Ama kim neden bana büyü yapsın ki? Ben kendi halinde kızıyla yaşayan, geçim derdine düşmüş, çaresiz yalnız bir kadınım. Aklımdan hemen görüşmediğim akrabalarım geçti. Aramız ne kadar kötü olursa olsun, onlar bu gibi işlerle uğraşacak insanlar değildi. Hoca yine aklımdan geçenleri okumuşçasına, senin için değil dedi. Bu büyü senin için yapılmamış ama sen farkında olmadan üzerine almışsın. O an parçalar yerine oturmuştu. İçten içe bir terslik olduğunu biliyordum. Hiç şüphem yoktu. Ne yapmam gerek hoca efendi dedim. Nasıl kurtulabilirim? Hoca efendi eline bir kapak alıp yanmakta olan ateşin üzerini kapattı. Bir süre sakalını sıvazlayarak düşünen hoca, büyüyü sahibine iade etmen lazım. Kim olduğunu biliyorsun değil mi? Diye sordu. Evet hocam, biliyorum dedim. İçimde en küçük bir şüphe dahi yoktu. Her şey o ipek şalı taktığım anda başlamıştı. Mine Hanım onu bana verirken etikete çıkarılmamış eşyaların kayınvalidesi Seval Hanım'ın hediyesi olduğunu söylemişti. Emindim. Büyüyü Seval Hanım gelini Mine için yaptırmıştı ama Mine Hanım'ın ondan hiçbir şey kabul etmeyeceğini hesap etmemişti. Olan bana olmuştu. Firdevs abla burada işimiz kalmadı. Kalkalım artık dedi.
Ben ne yapmam gerektiğini anladım. Tam kalkacakken hoca bir muska uzattı. Bunu tak, bir süre büyünün etkilerini azaltır dedi. Muskayı alıp boynuma taktığım anda sanki üzerimden hafif bir meltem esti. Kendimi şimdiden daha iyi hissediyordum. Son kalan bileziğimi de cebimden çıkardım ve masaya bırakıp kendi çabamla kalkmayı başardım. Firdevs abla son bileziğimi vermemem konusunda ısrar etmişti ama artık ona daha fazla yük olmak istemiyordum. Eve gider gitmez fırlatıp attığım günden beri hala aynı yerde duran ipek şalı bir hırsla aldım. Firdevs ablanın oğlu henüz gitmemişken ona son bir ricada bulunup beni Seval Hanım'ın evine bırakmasını istedim. Sağ olsun beni kırmadı. Şalı alıp hemen ayağımın tozuyla yola çıktık. Firdevs abla da beni yalnız bırakmak istememiş, bizimle gelmişti. Ben Seval Hanım'la görüşmek için arabadan çıktığımda Firdevs abla ve oğlu arabada kalmış. Ne kadar ısrar edersem edeyim gitmemişler. Beni bekleyeceklerini söylemişlerdi. Koca ev her zamankinden daha ürkütücü ve kasvetli görünüyordu. Bahçede mutlaka bir çalışan olurdu ama bugün etraf çok sakindi. Hemen bahçeden içeri girip kapıyı çaldım. Kısa bir bekleyişin ardından kapıyı açan Mina Hanım oldu. Şaşırmıştım. Onu bu evde tekrar görmeyi hiç beklemiyordum. Şaşıran sadece ben değildim. Beni gördüğü için Mina Hanım da şaşırmıştı. Mina Hanım hemen şaşkınlığını üzerinden atıp beni içeri davet etti. Salona geçip oturduğumuzda evin sessizliği dikkatimi çekti. Diğer çalışanlar, Seval Hanım, bu saatler her zaman evde olurlardı ama ev bomboştu. Benim konuşmama fırsat vermeden Mina Hanım, Aysel, döndüğümde olanları öğrendim ama her şeye rağmen taziyeye gelmemiş olman büyük incelik, her zaman iyi bir insan olduğunu biliyordum dedi. Donup kalmıştım. Nasıl yani? Kim vefat etti dedim. Mina Hanım yine şaşkın bir tavırla kayınvalidem Seval Hanım vefat etti. Senin haberin yok mu dedi. Hayır, ben şimdi öğreniyorum. Peki ne zaman diye sorduğumda neredeyse kırkı çıkacak. Sanırım sen işi bıraktıktan birkaç gün sonraydı. Eşimden boşanmayı, bu eve bir daha dönmemeye yemin etmiştim. Ama kayınvalidem uykusunda kalp krizi geçirip aniden vefat edince onca yılın hatırına eşime destek olmak için kısa bir süreliğine geri dönmüştüm. Ama eşim bıraktığım kişi değildi. Son derece değişmişti ve gün geçtikçe değişmeye devam etti. Ben de ona bir şans daha vermeye karar verdim. O günden beri de buradayım. Zaten kayınbabamla hiçbir zaman sorunumuz olmadı. O ve eşim kendilerini toparlayıp yine işlerin başına döndüler. Ben de evle ilgilenmeye devam ediyorum dedi. İster istemez dikkatimi çekmişti. Peki ya dedim, diğer yardımcılar nerede? İzinliler mi? Mina Hanım hafifçe gülümseyerek, hayır, hepsini işten çıkardım. Onları bu evde istemiyorum. Hepsi Seval Hanım'ın askeriydi. Bana yapmadık terbiyesizlik bırakmamışlardı dedi. Mina Hanım lafını bitirdikten sonra bana merakla baktı. Madem taziye için gelmedin, bir sorun mu var? Aysel, sana nasıl yardımcı olabilirim diye sordu. Hiçbir şey demeden çantamdan beyaz ipek şalı çıkardım. Yanılmıyorsam bu size Seval Hanım'ın hediyesiydi. Ve siz bana verdiniz. Sizin için bir mahsuru yoksa bu şalı Seval Hanım'a geri vermek istiyorum dedim. Mina Hanım oldukça şaşırmıştı. Neden diye merakla sordu. Nedenini sormayın Mina Hanım. Sizden ricam, lütfen Seval Hanım'ın mezarının yerini söyleyin. Bu şalı ona geri vermeliyim diye kararlı bir ses tonuyla direttim. Mina Hanım kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra kabul etti. Küçük bir kağıda mezar yerini ve numarasını yazdı. Tam kalkmak üzereydim ki beni tutup Aysel, tekrar burada çalışmayı düşünür müsün? Bunu çok isterim dedi. Bu ev benim için kabustan farksızdı. Mecbur olmasam bir daha buraya adım dahi atmazdım ama Mina Hanım'ı da kırmak istemiyordum. Kendimi zorlayarak gülümsedim. Kusura bakmayın Mina Hanım. Onca yaşanandan sonra buraya gelmek bile benim için çok zordu. Sizinle ahbaplığımı sürdürmek isterim. Eğer isterseniz kapım size her zaman açık. Kahvemi içmeye beklerim dedim. Mina Hanım memnun olmuş bir şekilde gülümsedi ve beni kapıya kadar geçirdi. Arabaya
Firdevs abla ve oğlanın yanına döndüğümde olanları anlattım. Firdevs ablanın oğlu, ben daha rica bile etmeden yola çıkmıştı. Mezara gelip kısa bir aramanın sonunda Seval Hanım'ın mezarını bulmuştuk. Dilim varmıyordu. Söylemek istemiyordum ama layığını bulmuştu. Firdevs abla ve oğlu etrafa bakarak kimsenin olup olmadığından emin oldukları anda elime bir tahta parçası geçirip kazmaya başladım. 5-10 santimlik küçük bir çukur açıp elimdeki şalı içine tıktım ve kazdığım gibi kapattım. Eve geri döndüğümüzde Firdevs abla ve oğlundan helallik istedim. Onların hakkını asla ödeyemezdim. Eve girdiğimde değil yatıp dinlenmek, yatağı dahi görmek istemiyordum. Hemen marketin çırağını arayıp kalan paramın yeteceği kadarıyla erzak sipariş ettim. Elif okuldan geldiğinde haftalar sonra onu yine annesinin pişirdiği yemek kokularının karşılamasını istiyordum. Yemek pişerken tozdan görünmez hale gelen evimi baştan aşağıya temizlemeye başladım. Elif okuldan gelip annesini ayakta görünce yüzünde güller açmıştı. O yemeğini yerken ben de telefonun başına oturmuş, hastalığım yüzünden gitmeyi bıraktığım evlerin hanımlarını aramış, işime tekrar dönmek istediğimi söylemiştim. Ben hayatımı toparlamaya çalışırken Mina Hanım tıpkı sözleştiğimiz gibi ara ara bana geliyor, dostluğumuz devam ediyordu. Bir gün merakına yenik düşen Mina Hanım açıkça o gün olanları sordu. Mina Hanım'ın üzülmesini istemiyordum ve açıkçası ben de artık hatırlamak istemiyordum. Bu yüzden Seval Hanım'ın beni zamanında çok kırdığını, ona ait hiçbir şeyin bende kalmasını istemediğimi söyledim. Mina Hanım yalanıma ne kadar inandı bilmiyorum ama konuyu bir daha açmadı. Sanırım o da unutmak istiyordu.